Herkese merhaba. Cisco Sene Eğitimimize hoş geldiniz. Ben Cemal Taner. Bilişim sektörünün en çok ilgi ve rağbet gören sertifikası olan CNA sertifikasına hazırlanmak için doğru eğitimdesiniz. Herkese merhaba, ben Cemal Taner. Evet, yeni bir pratik bilgi videosunda yine beraberiz. Evet, bazen Udemy eğitimlerinde de geliyor, bir hata alıyor arkadaşlar. İşte bu nedir falan filan. Şimdi şöyle bir router ve bu router'ın interfaceleri var. Hemen bakalım. Show IP Interface Brief diyoruz. Gördüğünüz gibi Gigabit Ethernet 0.0, Gigabit Ethernet 0.1. Şimdi biz ne yapıyoruz? Router'ımızın Gigabit Ethernet 0.0'ın 192.168.1.0 network'ünü oluşturduk. Gigabit Ethernet 0.1'i de 192.168.2.0. Zaten router'lar ne yapar? Farklı iki network'ü birbirine bağlar. Veya farklı network'lerin haberleşmesi için kullanılan üçüncü katman bir cihazdır. Şimdi şöyle bir şey yaparsanız hemen gelelim. Mesela interface Gigabit Ethernet 0.0'a ne yapalım? IP adres diyelim. 192.168.1.1 diye ne yapalım? Bir get ve IP adresi verelim. Yani 1.0 network'ünden bir IP adresi verelim. İnterfeysi etkinleştirelim, açalım. Daha sonra diğer interface'e gelelim. Hatayı şimdi göstermek istiyorum. Yani bu hata neden oluyor? Hata şu. Hemen göreceğiz şimdi. Gigabit Ethernet 0.1 IP adres 192.168.1.2.255.255.255.0. Evet. Şimdi bakın ne diyor? 192.168.1.0 overlaps with Gigabit Ethernet 0.0. Şimdi Gigabit Ethernet 0.0'a 1.0 network'ünden IP adresi vermişim. Ben diğer interface'i, router'ın interface'ine de aynı network'ten, yani 192.168.1.0'dan bir IP adresi vermeye çalışabiliyorum. Bu mümkün mü? Değil. Yani router'ın bir interface'i 1.0 network'ündeyse diğer interface'i başka bir network'te olmak zorunda. Yani bu network'ten ben IP adresi veremem. Veremediğim için de ne yaparım? Bu hatayı overlaps with Gigabit Ethernet 0.0 hatasını alırım. Yani böyle bir hata alıyorsunuz, alıyorsanız bunun sebebi farklı network interface'lere aynı network'ten IP adresi vermeye çalışmanızdır. Yani bunu mantık olarak zaten böyle bir hata olduğunuzda anlamanız lazım. Yani router'ın işi buysa, iki farklı network'ü bağlıyorsa ben router'ın iki interface'ine, farklı iki interface'ine aynı network'ten IP veremem. Evet, bu hatanın da anlamı, overlaps hatasının da bu. Geçenlerde de mesela batmask hatasını göstermiştim. Yine o videoyu da sağ üstte eklerim linkini, oradan izleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.